O yüzden kafanıza takılan bir şey olursa lütfen sorun veya yazın ama durumumuz budur. O yüzden bence birim çemberi de unuttuğunuz zaman bir kenara çizip arkadaşlar hatırlayabilirsiniz. Temel analitik bilgisi artı eksi artı artılara dikkat etmeniz yeterli. Buradan yola çıkarak çünkü nereye geliyoruz biz? İşte arkadaşlar bu tabloya geliyoruz. Bu tabloda da neyi görüyoruz? Biz indirgeme yapacağız. Ne demek o indirgeme? Mümkün olduğunca soruları hep Dar açı ve 0 ile 90 arası demek istiyorum yani. Dar açı üzerinden götürmeye çalışacağız. Örnek bana sin 220 verdiği zaman ben onunla uğraşmayacağım. Diyeceğim ki bu açıyı indireyim dar açıya. Dar açı karşılığı nedir ona bakacağız. Bunun için de neyleri kontrol etmemiz gerekiyor. bir 180 ve 360'ta isim değişmez. Sebebi arkadaşlar tamamen birim çemberdeki yerleşimden dolayı. Hiç özel bir şey değil. 90 ve 270'te de arkadaşlar yine birim çemberdeki yerleşimden dolayı sin kosa döner, tan da kota döner. İlk bilgilerimiz bunlar. Dolayısıyla 90 derecede bakın dar açıysa sin kosa dönüyor, kos sine, tan kota, kotlana ve işaretler değişmiyor bakın hepsinin aynı. İkinci bölgede ne oluyor? İkinci bölgedeki bir açı böyle olduğu için arkadaşlar burada tabii ki neyi kontrol etmemiz gerekiyor? Sadece sinüs pozitiftir. O yüzden tabloya bakın sin pi eksi alfa isim değişmez. Yine sin olur ve işaret değişmiyor. Ancak kos, tan ve kot gördüğünüz gibi eksi oluyor. İlla bunu 180 cinsinden mi yazmak zorundayım? Hayır. Soruda denk gelirse size arkadaşlar örnek veriyorum, veriyorum bakın. Sin 110'u ben normalde kafam karışmasın diye tercihim 180 eksi 70 diye yazmak. Ama şöyle yazsan yanlış değil tabii ki. Sin 90 artı 20 ile de yazsan aynı şey. Ben soruda hangisini yapacağımı nasıl anlayacağım? İster bunu yap, ister bunu yap. Fark etmez. Başladığın zaman zaten sorunun devamında ikisinden birini kullanman gerektiğini görüyorsun. Müthiş bir bilgi değil yani o anlamda o yüzden. Bundan dolayı da arkadaşlar 90'da isim değişir. Yine neye dikkat ederiz? Sim bakın pozitif olduğu için işaret değişmiyor. Diğerlerinde ise takip edin bakın cos eksi, tan eksi ve cot eksiye dönüşüyor. Bir de isimlerde değişiyor. Bu şekilde arkadaşlar üçüncü ve dördüncü bölgeyi de söyleyebiliriz. Bakın üçüncü bölgede yani 180'den büyük bir açıda örnek 190, 200, 265 gibi düşünün buralarda hem kos hem sin eksi eksi olduğu için bakın gerçekten işaret değişiyor yine işaret değişiyor ama tan ve cot pozitif olduğundan işaret değişmiyor. Yine 180 cinsinden yazabildiğiniz gibi 270 eksi alfa cinsinden de yazıyorsunuz. Ama bu sefer ne oluyor? İsim değişiyor gördüğünüz gibi. İsim değiştirirken de dikkat edeceğimiz şey ne? Burada arkadaşlar gerçekten bakın tam ve kod işaret değiştirmeyecek ama sin ve kos negatif olduğu için işaret değiştirecek. Dördüncü bölgede ise sadece kim pozitif arkadaşlar? Kosinüs pozitif. O yüzden orada da neyi kontrol edeceğiz? Dikkat edin lütfen şu ikinciye. Cos 3 pi bölü 2 artı alfa işaret değişmiyor ama diğerlerinde değişiyor. Bu şekilde bu tablo sizin için çok değerli. Olur da eksiğiniz varsa ta e hemen böyle hızlı bir şekilde halletmenizi tavsiye ederim. Sırf bu yüzden sorular gitmesin yani. Hani şöyle bir soru sorulduğu zaman sana sin 220 nedir diye sorduğumda ben sana yani 2 saat orada artı mıydı eksi miydi diye düşünmemen lazım. Gerçekten çok hızlı cevap vermelisin. Bununla ilgili bazen bana soru geldiği için bir şeye cevap vermek istiyorum. Sonra da artık sorularıma geçeyim. Bakın şimdi arkadaşlar bazen soruların üstünde şöyle bir bilgi oluyor. Zaten devam edeceğim merak etmeyin. Ben diğer günlerde bu hafta matematikte trigonometri yapacağım. Oraya da zaten ekstra koyarım şimdi o sorudan. Şu, şimdi göstereceğim sorudan. Bakın şimdi yukarıda diyelim size x'i pi ile 3 pi bölü 2 arasında verdi. Sonra da dedi ki, Sin alfa pardon sin x eşit hatta şöyle yapayım sin pi eksi x diye bir açı sordu tamam mı? Şimdi bunun işareti nedir dedi hiç şeye bulaşmayın bile kaçtır maçtır muhabbetine girmeyin. Bunun işareti nedir diye sorduğu zaman önce şunu yapacaksınız sanki burası yokmuşçasına her zaman arkadaşlar önce indirgemeyi yapın. Benim için bu x kafamı karıştırır diye her zaman darıç gibidir. Sorunun en sonunda ben x'i kale alırım. O yüzden de oraya şimdi x acaba 181 miydi yok 190 mıydı bundan bunu çıkarırsam ne olur muhabbetine girmem soruda. Derim ki sin px x ikinci bölgede sin işaret değiştirmez sin x olur. Artık bunu yaptıktan sonra bu hale getir soruyu. Şimdi buradaki bilgiyi kale al. Böylece 180 ile 270 arasındaki bir açı negatif olacağı için sinüs de dolayısıyla bunun işaretine eksi de. Tamam mı? Bu şekilde bunu söyleyeyim. Böylece arkadaşlar yukarıdaki verilen x'i sorunun son anına kadar kullanmanıza gerek yok. Neden? Biz dik üçgen çiziyoruz. Sonra şunu dersiniz. E dik üçgenin içine ben pi ile 3 pi bölü 2 arasında açı yerleştiremem ki yanlış yaparız o zaman muhabbet olur. O yüzden son ana kadar burası yok son anda işaret belirlemede arkadaşlar kale alabilirsiniz. Bir tane daha göstereyim hatta. Bakın şimdi genişle bir örnek vereyim. Diyelim soru size geniş bir açı verdi. Aralığı normalde 90'ar 90'ar vermesi lazım. Ama gitti size pi ile 2 pi arasında dedi. Sonra da dedi ki tan x eşittir 2 bölü 3. Buna göre şöyle bir soru sordu. Sinüs 270 eksi x nedir diye sordu bakın. Ne yapacaksınız? Adım adım gidelim. Bir, bir kere diyeceksiniz ki pi ile 2 pi nedir? 180 ile 360 değil mi? 180 ile 360 arasındaki bir açının tanjantının pozitif olması için dördüncü bölge değil, üçüncü bölgede olması lazım. Demek ki şu ikinci verdiğim hatalı değil, senden bekliyor soru. Düzelt diyor aslında orası 3 pi bölü 2'ymiş. Ancak o zaman tam pozitif olur. Sonra artık bu pi ile 3 pi bölü 2 muhabbetini bir kenara bırakıyoruz. Sanki bu açı bir dar açıymış gibi dik üçgende çiziyoruz. Hiçbir şekilde dik üçgenin uzunlukları negatif olmayacağı için kenarları kale almıyoruz. Pardon negatifleri pozitifleri. Normal uzunluklar pozitif olacağı için şöyle yazıyoruz. Tanjant x 2 bölü 3, Pisagor'dan kök 13. Böylece diyoruz ki artık şurada sin 270 eksi x nedir? Eksi cos x'tir çünkü 3. bölgede sin negatif. Bak ne diyorum özellikle? Üçüncü bölgede sin negatif. Hiç x'in 270 ile 180 arasında olmasını kale almadan buna cevap veriyorum. Sonra da diyorum ki cos x neye eşittir? 3 bölü kök 13. Böyle önce yazıyorum. Sonra da diyorum ki arkadaşlar ancak cos x artık sorunun son anına geldiğim zaman 180 ile 270 arasında olduğu için 3 bölü kök 13 değil, eksi 3 bölü kök 13 olacak. Artık böylece eksi eksiden artı olacak bunun cevabı. Yani artı 3 bölü kök 13 olacak. Bu şekilde söyleyeyim. Sorunun son kar kadar e, kale almanıza gerek yok. Ancak zaten bunları hep doğru yapıyorsanız, belli bir alışkanlığınız varsa onunla ilgili ben özel hiçbir şey söylemiyorum merak etmeyin. Yani analitikte de öyle, trigonometride de öyle. Belli alışkanlıklarınız gerçekten %100 doğruysa yani bir nevi bilimsel doğruysa, uydurup değilse o zaman arkadaşlar kendi yolunuzda devam edin. Ben unutanlar için ya da bu şekilde kafası karışanlar için söylüyorum tamam mı? Bu ön bilgilerden sonra artık bence sorulara geçelim. Evet sıralama sorusu sıralamalarda da bir şeyi hatırlatayım size. Şimdi arkadaşlar bakın tanjant sıralamalarda bazen unutuluyor diye söylüyorum. Tanjant 45 kaç arkadaşlar? 1. Doğru mu? Şimdi tanjant 45 1'dir. Ve arkadaşlar tanjant lütfen şöyle bir görün. Tanjant ekseni şöyle x eşittir 1 doğrusudur. Siz bu açıyı büyüttükçe görüyor musunuz? Y değeri yani bu tanjant üzerindeki uzunluk büyüyor. Büyüyor 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 hatta tanjant 90 sonsuza doğru yaklaşır. O yüzden dikkat edin tanjant değeri gerçekten yükseklik olarak bakmanız lazım. Şu yeşil doğru üzerinde bıraktığı ize sürekli büyüyor bakın. O zaman demek ki tanjant sıfırdan 90'a artıyormuş. Hatta 45 ile 90 arası uçuyor birden büyük oluyor. Bu bir. İkincisi arkadaşlar aynı açılarda bakın gördüğünüz gibi sin alfa ne olacak dar açılarda tan alfadan küçük olacak. Sonra niye neyi hatırlayacağız bir de? Kosinüsü arkadaşlar sıfırdan 90'a azalır ve yine sin sıfırdan 90'a artar. Bunu nasıl anlarsınız? Yine demin yaptığım gibi bir böyle okla görürsünüz bakın. Ee, düşey kısım şu hatta şöyle yapayım. Bakın şimdi birim çemberde şu düşey kısım sin'i sembolize ediyor. Yatay kısım da kos'u sembolize ediyor. Siz bu açıyı gördüğünüz gibi büyüttükçe x eksenine iz düşümü küçülüyor. Y eksenine iz düşümü ise gördüğünüz gibi büyüyor. O yüzden buradan da anlıyoruz. Unutsam birim çember aşırı derecede kurtarıcı. Ama bence böyle sürekli çıkarım yapmak bazen bize vakit kaybettirebilir ve sıkıcı gelebilir. O yüzden de benim tavsiyem şu sorularda sin'i bilin, tanı bilin yeter aslında. Çünkü ne yaparsınız? Sin, kos, tan, kot her şeyi birbirine geçirdiyse ben hepsini sin ve tan'a döndürürüm. Aynı açılarda tan'ın daha büyük olduğunu bilirim. 45'ten büyük açılarda ise tan'ın uçtuğunu, birden büyük olduğunu görürüm. Bir de bütün geniş açıları, büyük açıları hepsini dara çeviririm. İşte bitti. Bütün olay burada o zaman artık. Söylüyorum bakın tan 20 kalsın. Kot 200. Ne yapacağım bunu? 270'ten 70 çıkaracağım ki tan'a benzesin. Üçüncü bölgede bunlar pozitifti. O yüzden bakın tan 70 oldu. Sin'i ne yapacağım? Hemen dar açıya çevireceğim. 180 eksi 20. Böylece bakın indirgemeyi de hatırlayın. 20 oldu. Kos 340 da 270'ten 70 fazladır. Dördüncü bölgede kos pozitiftir unutmayın. O yüzden bu da sin 70 oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsini sin ve tan'a çevirirseniz artık şunu görürsünüz. En büyük y'ymiş. Neden? Tan 70 bir kere asla sin ve kosla karşılaştırılamaz. Sin'in ve kosun en büyük değeri 1'dir zaten. Böylece bakın y büyüktür t çünkü o da sin 70'ti. Sonra arkadaşlar ta şeye gelelim tan 20 ve sin 20'ye gelelim. Ondan sonra da arkadaşlar x yani tan 20. Sonra da arkadaşlar en son sin 20 o da z olmuş oldu bakın. Bu şekilde y t x z diye bunları sıralarım. Sin ve tanı yapmanız yeterli. Bir de 45'ten sonra tanın uçtuğunu, birden büyük olduğunu, asla sin ve kosla karşılaştırılamayacak derecede büyük olduğunu görebilirsiniz. Olur da illa bir soruda sinle kosu karşılaştırmak istiyorsan, sin 40, kos 20 mesela, giderim kos 20'yi ne yaparım? Sin 70 yaparım. Böylece bunun bundan büyük olduğunu anlarız bakın. Gelelim bu soruya. Sin x eşittir a artı 2 bölü 3, kos y eşittir b eksi 1 bölü 2 olduğuna göre a eksi b 2b ifadesinin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi önce arkadaşlar sin ve kosun malum eşitsizliklerde eksi 1 ile 1 arasında olduğunu göreceğiz. O zaman buradan artık yapalım. Bir kere a ne arkadaşlar? 3 sin x eksi 2. b neye eşit? 2 kos y artı 1. Doğru mu? O zaman A eksi 2B. Yani burayı eksi 2 ile çarparsak artık neymiş o da? Eksi 4 kos Y artı 2 olacak değil mi? O tarafa attığımızda hatta eksi 4 kos Y eksi 2 mi? Bakayım bir. 2 kos Y artı 1 de. Evet. Eksi 4 kos Y eksi 2 imiş arkadaşlar. Şimdi bunları taraf tarafa topladığımızda A eksi 2 B ne oldu? 3 sin x eksi 4 kos y eksi 4 oldu arkadaşlar. Bundan sonra ne söylerim? sinx'in alabileceği en küçük değer eksi 3'tür. Eksi 1 olacağı için. Yine bunun alacağı en büyük değer cos y'nin 1 olduğu için eksi 4 olur. Burası da arkadaşlar mecburen zaten tam sayı eksi 4. Demek ki eksi 11'miş bu ifadenin alacağı en küçük tam sayı değeri. Aradan da böyle bir basit eşitsizlik çıkarmış olalım. Değer vermek yerine ne olur ne olmaz diye bu şekilde yaparım ben. Uzatmakta burada bence hiçbir mahsuru yok. Basit bir soruda sonra bir bulduk, eksi 1 bulduk gibi. Yani cevap eksi 1 değil pardon, eksi 11 bulduk bakın. Yani bir işlem hatamız yüzünden eksi 10 veya eksi 12'ye çıkmasın cevap. Gelelim şimdi e, biraz özdeşlik sorularına. E, bunlar karşınıza çok geliyor arkadaşlar biliyorsunuz. Aslında ben bunlarda biraz çarpanlara ayırma yapıyoruz. Malum yani sin cos yoksa ne kuralımız sin kare artı cos kare eşittir 1 tan x çarpı kot x eşittir 1. Bir. bir de lazım olduğunda birisinin yerine 1 bir eksi sin kare x ya da 1 eksi kos kare x diye işlem yapıyoruz. Asıl mevzumuz çarpanlara ayırma kısmında. Bizim için 1'in önemi var. Malum 1 sin kare x artı kos kare x'tir. E, toplamlarda bize işe yarar. Bakın şimdi bir soruda sin x çarpı kos x'i istiyorsa sizden aslında orada ne istiyordur? Matematikteki özdeşlik kavramından yararlanırsak A çarpı B varsa işin içinde, A eksi B varsa, A artı B varsa, A kare artı B kare varsa, bunlardan iki tanesi varsa o soru aslında tam kare sorusudur. Neden? A eksi B veya A artı B'nin karesi A kare artı B kare eksi artı 2 A eşittir. O yüzden. Demek ki ben burada sin x eksi cos x, evet orada bir şimşek çekiyor acaba sin kare x artı cos kare x'e gidebilir miyiz? Bir de tan x artı cot x'e odaklanıyorum. Ne söylerim? Payda eşitlersen bakın sin x bölü cos x artı cos x bölü sin x ya bu. Payda eşitleyince ne oldu? Sin kare x artı cos kare x bölü cos x çarpı sin x geldi bakın. Haliyle zaten sin kare x artı cos kare x 1. Demek ki soru benden 1 bölü cos x çarpı sin x'i istiyormuş. O zaman neyden yararlanacağız? Tabii ki sin x eksi cos x'in parantez karesinden. Böylece sin kare x artı kos kare x eksi 2 sin x çarpı kos x eşittir 1 bölü 5. Burası zaten 1. Böylece arkadaşlar sin x çarpı kos x'e ne kalıyor buradan? Öbür tarafı atarsak 2 bölü 5 kalıyor. Doğru mu? Sin x çarpı kos x 2 bölü 5 ise benden ne istiyordu? Bunun tam tersine. O zaman 1 bölü 2 bölü 5'ten cevap bakın 5 bölü 2 olmuş oldu. Bu şekilde temel özdeşlik a çarpı b, a eksi b, a kare artı b kare. Bunlar benim için hep tam kareyi hatırlatmalı arkadaşlar. Bakalım şimdi. Tan x artı kot x verilmiş bu sefer. Bizden tan kare x eksi kot kare x istiyor. Şimdi bir kere burada kısaca yazayım arkadaşlar. T eksi c yazayım. Ve t artı c yazayım. Her seferinde tanjant ve kutanjant hatırlamak zorunda kalmayalım orayı. Uzun uzun yazmayalım. Sadece şunu kenarda tutayım. Tanjant x çarpı kotanjant x arkadaşlar 1'dir. Böylece t çarpı c'nin de 1 olacağını görün. Şimdi t artı c'yi soru kendi vermiş ama t eksi c'yi vermemiş. Demin dediğim gibi t eksi c, t artı c muhabbetlerinde tam kareden yararlanman lazım. Nasıl? Birisini verip diğerini istiyorsa t artı c'nin karesi 9 olacağı için t kare artı c kare artı 2 tc eşittir 9'dur. Böylece tanjant çarpı kotanjant 1 olduğu için demek ki tanjant kare artı kotanjant kare ne oluyor arkadaşlar bakın? 7 geliyor. Dolayısıyla t eksi c'nin karesi de t kare artı c kare eksi 2 tc olacağı için e zaten t kare artı c kareyi bakın burada 7 bulduk. Tanjant çarpı kotanjant 1 olduğu için eksi 2 oldu. Böylece bakın 7 eksi 2'den t eksi c'nin karesi kendisini değil, karesini bulduk. 5 oldu. Buradan o zaman arkadaşlar tanjant eksi kotanjant eksi kök 5 de olabilir, artı kök 5 de olabilir. Çünkü kare kökünü alıyoruz. Demek ki o zaman şıklara bakarsak pozitif değerini istediğinden buraya kök 5 yazdığımızda cevap 3 kök 5 oldu. Bakın normal temel aslında trigonometrik bilgilerden ziyade özdeşlik bilgilerini kullanıyoruz burada. Gelelim şimdi buraya. Tan x eksi kot x'i 1 vermiş tan üzeri 6, kot üzeri 6 x nedir diye soruyor. Biliyorsunuz sınavda da çıkmış sorularda hatırlıyorsunuzdur. Böyle sorular karşımıza geldi. En son 2017 yılında böyle bir soru vardı. Sin ve kosun orada 6. dereceden kuvvetleri vardı. Burada o yüzden yine özdeşliği konuşturalım ama nasıl geçiş yapacağız? Tan üzeri 6 ve kot üzeri 6'ya. Şimdi bir kere Burada arkadaşlar e, tan üzeri 6 ve kot üzeri 6'ya geçiş yaparken ya şundan yararlanacaksınız. T kübün karesi artı C küpün karesi diyeceksiniz. Ya da T karenin kübü artı C karenin kübü diyeceksiniz. Burada yani çok da mühim değil açıkçası. Bir tanesinden başlayıp olmazsa diğerine geçiş yaparsın. Şimdi ben şuna daha yakınım açıkçası. Neden buna daha yakınım? Çünkü T eksi C'nin karesini alırsam en azından orada 2Tc'den tanjant x çarpı kotanjant x'in 1 olduğunu gördüm. Daha rahat iş halleder. Bakın şimdi. Her iki tarafın karesini alıyorum. T kare artı c kare x eksi 2 tc eşittir 1. Böylece tanjant çarpı kotanjant x zaten 1. Böylece arkadaşlar ne olacak? T kare artı c kare neye eşit oldu? 3'e. Güzel. Artık o zaman buraya geçiş yapabilirim. Ne söylerim? Küp açılımını hatırlamamız lazım. Küp toplamını. A küp artı b küpü de hatırlayalım. A artı b çarpı a kare artı b kare eksi ab'ydi. Aradaki eksiyi unutmayalım bakın. Buna göre o zaman arkadaşlar böylece yapacağımız mevzu ne? t karenin kübü olduğu için t kare artı c kare parantezinde şimdi t üzeri 4 eksi t kare c kare artı c üzeri 4 oldu. Gördünüz mü? Zaten t kare artı c kareyi ne bulduk? Bakın 3 bulduk. Şimdi t üzeri 4 c üzeri 4 ne demektir? t kare artı c karenin parantez karesi eksi 2 t kare c kare demektir. Bu da normal özdeşlik bilgimiz arkadaşlar. Bir de burada eksi t kare c kare var. Dolayısıyla 3 parantezinde t kare artı c kare 3'tü. Bir de karesini alırsak 9. Şu zaten 1. E bu da 1. Tanjant x çarpı kotanjant x 1 olduğu için. Böylece orası da ne geldi? 9 eksi 3. 3 çarpı 6'dan cevap 18 oldu. Bu şekilde bakın 6. dereceden kuvvetlerde ya kübün karesi ya da karenin kübü diyeceğiz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet, şimdi yine birim çemberli bir soru ama çok sıkıntılı bir soru değil. Alan AOT sadece açıları hatırlayalım diye. Burada demek istediğim mevzu şu önce. Şu kotanjant eğrisidir, doğrusudur arkadaşlar. Neden kotanjant doğrusudur? Çünkü gerçekten bakın şurası Z'den dolayı T açısı alfa. Bu açı. Burası zaten bir birim. Burayı diyelim bilmiyorsun. E zaten Y bölü 1'in ne olduğunu görüyorsun. Bak kot alfa olduğunu görüyorsun. Dolayısıyla e, bu doğruyla şu noktanın kesiştiği yer işte bize kotanjant alfayı veriyor. Şimdi ne istiyormuş bizden? Alan A o T. Bir nevi aslında cevabı bulduk gibi oldu. Burası Y olduğu için kotanjant alfa. Diğer dik kenar birim çemberden dolayı bir birim. Kotanjant alfa çarpı 1 bölü 2'den cevabımız kotanjant alfa bölü 2 oldu. Sadece bu ekseni hatırlatmak için. Gelelim buraya. Burada ne diyormuş? Cos teta eksi cos teta. Tan teta tamam yine tan teta'ya eşit. Sonra sin teta da kök 5 bölü 3. Sadece aslında burada bölgeyi anlamamızı İsteyecek muhtemelen bizden arkadaşlar. Şimdi bakın. Bir kere cos theta eksi cos teta ise e, mutluluğu ne olacak? Demek ki cos teta negatif bir sayı. Yani eksiyle çarpılmış çünkü. O zaman hangi bölgelerde kosinüs negatif? 3 ve 2'de. Tanjant teta olduğu gibi çıkmış. Şimdi bir kere buradan yararlanarak 3 ve 4, 2 ve 3. bölgelerde olduğunu anladım. Tanjant teta bu bölgelerin hangisinde pozitif arkadaşlar olduğu gibi çıkıyor. Üçüncü bölgede. Demek ki bu açı arkadaşlar üçüncü bölgedeymiş. Onu anladık. Teta eşittir. 180 ile hatta şöyle yapayım 270 arasındaymış. Kafanıza yatmayan bir şey olunca lütfen sorun arkadaşlar. Soru çözüyoruz. Sonuçta hani aşırı derecede hızlı da yavaş da gittiğimi düşünmüyorum ama kafanıza takılan bir şey olursa sorun. Ben bunun kaydını alıyorum ne olur ne olmaz diye. Ee, ekstra kaçırdığınız sorulara bir daha bakarsanız Şimdi e, sin teta da kök 5 bölü 3. Önce her zaman yapmanız gerektiği gibi. Hiç açının dar, geniş, büyük açı falan olmasına dikkat etmeyin. O yüzden e, normal dar açı gibi muamelede bulunun. Kök 5 burası, 3 burası. 9'dan 5 çıktı, 4. E, mecburen burası 2 oldu. Demek ki arkadaşlar kosekant teta neydi? 1 bölü sin teta değil mi? O zaman o kök 5 e, sintetanın sin teta'nın tersi yani 2 bölü şey, 3 bölü kök 5. Ancak şimdi açının ne olduğunu öğrendik biz. 180 ile 270. O yüzden hemen başına eksi koymayı unutmuyorum. Bakın ona da dikkat edelim. Artı kosinüs teta nedir? 2 bölü 3 değil mi? Ancak neye dikkat edeceğiz? Kosinüs de bu bölgede negatif olduğu için eksi 2 bölü 3 bir de 9 ile çarpılmış. Kök 5'ler gitti. Eksi 3 oldu. Burası da arkadaşlar eksi 6 oldu. Cevap gördüğünüz gibi eksi 9 gelmiş oldu. Bakalım. Şimdi yine e, birim çemberle ilgili bir soru. Şöyle büyüteyim azıcık. Yukarıdaki birim çemberde alfa ve teta yönlü açıları verilmiştir. BOA teta, BOC BO, alfa demiş. Bakın yönlerini de göstermiş. Okların yönünü görüyor musunuz? Teta pozitif yönde. Alfa da negatif yönde. Onu da hemen göremeyenler için göstereyim. Okların işaretleri bu şekilde orada. Uçları. Şimdi sin alfa artı teta demiş. E, sıfırdan büyüktür. Bir kere sin alfa arkadaşlar negatif bir sayı ama negatif dar bir sayı. Teta da geniş bir açı. Hemen burada uyduruk sayı bile verebilirsin. Teta mesela 100 olsun. Alfa da eksi 10 derece olsun. Eksi 10 dersek şimdi şey çıkmasın. Eksi 11 diyeyim ki özel böyle 90 gibi. E, açılarda gelmesin. Birisine 100 dedim, birisine 11 dedim arkadaşlar. Böylece sin 89. Ne oldu bakın? Sin 89. Zaten bunu biraz daha büyütsem ikinci bölgede de sin pozitiftir. Bu kesinlikle birincisi doğru. Cos alfa sin alfa. Tamam. Cos eksi 10 çarpı sin 100. Şimdi arkadaşlar. Eksi 11 demiştik pardon. Kosinüs çift bir fonksiyonda. Hatta fon özel tanımlı fonksiyonlarda da yap hatırlatırız. Ne demek o? Kosinüs arkadaşlar içerideki eksiği yutar böyle artı olur. Tan, kot ve sinde ama tek fonksiyondur. İçerideki eksi dışarı çıkar. Onu da hatırlatayım. E, aklınızda bulunsun. Sin, kot ve tan da, eksi alfa direkt normal eksi sin. Eksi kot ve eksi ko, e, kotanjant oluyor. Ancak kos eksi alfa direkt kos alfaya döner. Dolayısıyla bu da artı, bu da artı. O zaman ikincisi de doğru. Tan alfa arkadaşlar... Tanjant alfaya ne demiştik? Dar açı. Tanjant eksi 11. Sonra kotanjanta da yine e, alfa demiş. E, ne so ha, bu arada sin alfaymış o. Hemen düzeltiyorum. Neyse biz onu şöyle yapalım. Teta yapalım ki bir daha uğraşmayayım arkadaşlar. İkincisi doğru olmuş olsun. Şimdi gelelim tan alfa çarpı kot alfaya. Burada da neye dikkat edeceğiz? İkisi de arkadaşlar bir kere eksiği dışarı çıkarıyor. E, bu da eksiği dışarı çıkarıyor. Tanjant, kotanjant zaten gördüğünüz gibi ne oluyor? 1. Bir. bir de önlerinde eksi eksiden artı oldu. Ben dediğim gibi ikincisini tetalı yaptığım için 3 de doğru gelmiş oldu. Bakalım şimdi ufak bir hatırlatma sorusu. 45x 90 demiş. 90 ile 45 arasında bakın bir açı var. 1 eksi 2 cos x sin x. Ee, özellikle 12. Kısmın, sınıf kısmında bakın şu temel bilgileri çok kullanacağız. Bu bize neyi hatırlatmalı? Eğer işin içinde 1 varsa sin kare artı kos kareyi bir hatırlayabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla burada ne olacak? Bir yerine hemen sin kare artı kos kare x yazarsanız aslında bu bildiğiniz tam kare. Hatta ona uygun yazayım bakın. Böyle. Şurası da ne oldu? Kos kare diye yazdım. Bu arkadaşlar nedir? Sin x eksi kos x'in parantez karesidir. Bir de bunun neyi var? Kare kökü var. Bilmediğiniz bir şeyin karesinin kare alırsanız arkadaşlar sin x eksi cos x mutlak değer yapın önce. Bir de burada neye dikkat etmeniz lazım? Önemli bir kısım. 45 ile 90 arasında sin mi büyüktür, cos mu büyüktür? Kafan karışırsa hemen kenarda örnek düşün. Sin 46 eksi cos 46. Bak şimdi araya eksi koymayalım bir. Sin 46, cos 46'yı da neye döndürürüm ben? pozitif normal dar açı zaten. Ona da ne derim? Sin 44 derim. Ha, Şimdi şey e, şurası 46 pardon. Sin 46 öbürüne de cos 46'yı çevirerek sin 44 dedim. Demek ki burada arkadaşlar 45 ile 90 arasındaki açılarda unutsanız bile, bilmeseniz bile sinüsün kosinüsten daha büyük olduğunu çevirerek görüyoruz bakın. O yüzden burası önemli. 45 ile 90 arasında sin daha büyük. Bu o yüzden olduğu gibi böyle çıkar. Artık o zaman sin x cos x diye çıktı bu ifade. Bunu kapatalım. Buradan sin x eksi cos x eşittir. 1 eksi cos x eksi 2 sin x. Cos x'ler gitti. 3 sin x eşittir. 1 oldu. Sin x de arkadaşlar buradan 1 bölü 3 yaptı bakın. Bu şekilde sadece temel bir bilgiyi görmemiz yeterli. Ha, güzel bir soru şimdi. E, trigonometri fasikül çözmeyenler varsa Kesinlikle fasikül çözsün. Çünkü çoğu soru tipleri fasiküllerde var arkadaşlar. E, bayağı uzun da bir konu olduğu için soru bankaları yetmeyebiliyor. Ya da şöyle olabiliyor. Soru bankasından çözdüğün zaman e, bazı noktalar eksik kalabilir ayrıntı anlamında. Ben incelediğim şeylerden kolay orta için çap ama çap çözseniz bile muhakkak devamında e, endemik bir e, acil veya apotemiden birini çözmeniz lazım. Bunların içinde de soruları en iyi olan bana apotemi gibi geldi açıkçası. Apotemi içlerinde en orta üstü zora yakın sorulara sahip. Acil zannedildiği gibi değil. Acilin fasikülleri arkadaşlar aşırı zor değil. Yine güzel soruları var. Ama kitaplarındaki kadar değil onu söyleyeyim. O yüzden fasiküllerde diyelim apotemiyi çözmediyseniz, acil de çözmediyseniz ve zor çözmek istiyorsanız apotemi mantıklı olabilir. Ama biraz daha orta düzey veya birazcık üstü zorlanayım derseniz evet o zaman acil olacaktır. Endemik de bunların ikisinden bir tık altta kalıyor, çaptan da yukarıda. O şekilde hani olur da tavsiye isteyecek olan olursa şimdiden söylemiş olayım. Bakmışsınızdır o arada siz bu soruyu bir şey tahmin etmiş olabilirsiniz. Şimdi normalde ben bunu çözerken arkadaşlar eğer ters trigonometri tekrar yapsaydım bugün ters trigonometri yardımıyla çözecektim ama ters trigonometriyi bir sonraki dersi yapacağım için ben bunu şimdi normal dümdüz trigonometrik bilgilerimizle yapacağım. Ne diyeceğim biliyor musunuz? Sin x a olsun. Sin x a olsun demek gerçekten arkadaşlar bir x açısı vardı verdiği zaman böyle a bölü 1 demektir. Gerçekten hipotenüse 1 yazabilirsiniz. Dolayısıyla böylece burası da bakın 1 eksi a kare olur. Kare kökü olur. F a eşittir. Tan x'de ne geliyor bakın? a bölü 1 eksi a karenin kare kökü geliyor. O zaman ne güzel? Bütün a'ları x'e döndürürsek demek ki cevabımız 1 eksi x karenin kare köküymüş. Bu şekilde oldu bakın. Ters trigonometrik fonksiyonlarda ben buna benzer bir soru bir daha yazacağım. Onu da bir de ters trigoyla göstermek istiyorum. E, bu şekilde şimdi buna cevap vermiş olayım. Harflendirme bakın ne kadar önemli. Ve yine dik üçgene yerleştirirken, ee, herhangi bir şeyi sin x'i fark etmez. A yazıyorsanız diğerine bir yazabilirsiniz paydaya. Evet. 2 sin kare x artı cos kare x eşittir. 4 eksi 2 sin x. Buna göre sin x nedir diye soruyor. Ee, bence konunun trigonometrinin en güzel yerlerinden birisi trigonometrik denklemler. Her şeyi orada tekrar ediyoruz. Oralarda bunların biraz daha böyle güzel yorumlarıyla uğraşacağız. Burada böyle büyük bir trigonometrik denklem yok arkadaşlar. Normal aslında özdeşlik var. Bakın soruya dikkat ederseniz her şey sinin üzerine kurulmuş gibi. Bozan ne? Cos kare x. E zaten onu da ne yaparız? Direkt gördüğünüz gibi 1 eksi sin kare x'e çeviririm. Haliyle artık soru bildiğiniz bir bilinmeyen denkleme döner. Sinus kare yerine sin x yerine s yazacağım. 2 s kareden s kare çıktı. S kare kaldı. Sonra öbür tarafa atarsam 2 s bakın. Bunu da attım öbür tarafa. Ve birden de 4 çıktı. Eksi 3 oldu. Böylece S artı 3 çarpı S eksi 1 oldu arkadaşlar. Buradan da gördüğünüz gibi sinüs asla eksi 3 olamaz. Eksi 1'den küçük olamıyor. Sin x ne geldi? 1 gelmiş oldu. Evet. Şimdi tabii e, şekilli sorular ben size çözmüştüm ama yine çözeceğim. Çünkü e, belli bir şey üzerine gidiyoruz malum. Normalde e, ilk başlarda bir tekrar böyle aradan çıkarmak istediğim yerler vardı. Tekrar niyetiyle yapmamıştım. İşte bu şekilli sorular mesela trigonometride genelde ayrıca bir şekilde sorular yapmamıştık. Sonra işte özel tanımlı fonksiyonlar gibi hani eksikleri kapatmamız gerektiği için onları anlatmıştım. Şimdi bir daha merak etmeyin. Yine şekilli sorulardan bahsedeceğim. Ama ara ara konuların içine de e, şey tekrarların içine de böyle yerleştireyim. Bakın şimdi burada bizden tanjant AEC'yi istiyor. Şöyle. Geometri gerçekten iyi çalışmak gerekiyor ya dair bence bir soru bu. Ee, normalde bunu nereden yapabilirsiniz? Fikri olan hemen hızlıca fikri olan varsa, aklına bir şey gelen varsa söylesin. Ben hocam şuradan gördüm. Kolayda da geleceğini düşünüyorum. Ya da uzun gelir ama gelir. Var mı söylemek istediğiniz bir şey acaba soruya dair? Üç vermiş, bir vermiş, AB'yi ve AC'yi eşit vermiş. Bu soruyu arkadaşlar hmm, neresi 90 derece bu arada? A, e, B açısı 90 derece değil mi? Ya ama A ve AC nerede eşit demiş ya? İkisi kenar demiş. Ha, tamam hocam dön. Allah Allah. ABC ikizkenar dik üçgen diyor o yüzden. Şimdi burada ya ben zaten bir çözümüm var aklımda onu yapacağım da yani böyle geometrisiz yapmak mümkün mü derseniz şuradaki AEC'nin 90 derece olmasından yararlanarak işte 1 3 kök 10 böyle deriz. Burası da kök 10'dur arkadaşlar. Doğru mu? AB ve AC. Sonra Pisagor'dan AB'yi kök 10 buldum. Burası da kök 20'dir. Ee, Pisagor'dan o zaman yine B, E, C'yi bu bulamam. Ha, bulamam. O zaman arkadaşlar yani o şunları bir sileyim bir saniye. Ha, bunları silince gerçi yine şey olacak ya. Dur. Şöyle yapayım. Şu şekil yoksa ben komple gidecek yine. Bir saniye arkadaşlar. Şu sayıları bir Neyleri götüreyim? Şuna bir kitleyim de. Bunlarda Bunlar da bir gitsin. Heh, tamam. Şimdi e, normalde bir zorlayacaktım böyle. Sadece trigo ile yapabilir miyiz şeklinde ama yani gereksiz de zorlamaya gerek yok. Trigonometri önemli zaten. Şey geometri önemli zaten. Bakın ben neyi önemsiyorum geometride? Dik Ne demek o dik ve Şu alfa beta gördüğünüz gibi. Sonra sağa sola böyle alfa beta 90 yaparız. Böylece güzel bir dik üçgen yorumu yapabilirsiniz. Hele bir de böyle eşlik falan varsa oh ne güzel. Bakın şimdi E, A'yı doğrusal bir şekilde böyle uzatıyorum A noktasından. Sonra C'den de bir tane dik indiriyorum. Dik B'yi oluşturmak için. Artık siyahla taradığım istediği benden açıya ee, bir şey demeyeyim önce. Hatta neyse alfa olarak orası dursun tamam mı? 90'ın şu sol tarafına teta diyeyim, sağ tarafına da arkadaşlar böyle bir gama diyeyim tamam mı? Dolayısıyla teta, gama, şurası da yine gama ve yine burası da teta oldu. Gördüğünüz gibi 90'ların karşısı, şuraya da harf verirsem, hem AEB'de hem APC'de ikiz kenar dik üçgen doğan dolayı eşit. O zaman eş üçgenler çıktı, gamanın karşısı birse yine gamanın karşısı bir. Teta'nın karşısı 3 ise yine Teta'nın karşısı 3. Gördüğünüz gibi şöyle bir EPC dik üçgene çıktı. Burada da arkadaşlar tanjant alfa 1 bölü 4 oldu. Bu şekilde bakın geometri yapmamız gereken bir soru bence. Kosinüs teoremine zorlanabilir belki ama şu an ben oraya açıkçası girmek istemem. Zaten bu ders kosinüs teoremi tekrar dersimde değil. Bu şekilde sormak istediğiniz bir şey varsa sorun lütfen. Ama dik V'yi önemseyin bakın. Şu yaptığımız iş bizim için çok değerli. Yani geometri trigonometriye yardımcı olur. Trigonometri de geometriye yardımcı olur. O yüzden de önemli görüyorum açıkçası ben ikisinin birbirine katkısını. Sekant alfa x'i tanjant alfa 4 verilmiş. Bizden sekant artı tan alfayı istiyor. Şimdi burada bir bilgi var. E, o bilgiyi bilirseniz çok kolay yapabiliyorsunuz. Aşırı derecede bilmek zorunda değiliz ama denk geldiğinde de bayağı işe yarıyor. Şunu hatırlıyor musunuz? Şöyle bir bilgiyi. Tanjant kare x artı bir sekant kare x'tir. Bu bilgiyi hatırlarsanız soru hızlı yapılır. Ekstra diğer bilgiyi de vereyim. Kot kare x artı bir de arkadaşlar kosekant kare x'tir. Bunları bilmek zorunda mıyız? Ya valla sınavda normalde yani öne geçmek için her şeyi bilmek tabii ki gerekli. İnsanın içini de rahatlatıyor. Ama bunu böyle bilmezsek soruları asla yapamayızlık bir durumu olmuyor. Çünkü siz trigonometrik fonksiyonların türevini öğrenmeyeceğiniz için asla lise hayatı boyunca. Zaten öğrenseniz de çıkmayacaktı bu sene. O yüzden de türev hariç bu bilgileri aşırı derecede sıkıntılı bir şekilde kullanmıyoruz. Dolayısıyla ben bu bilgiden yapmayayım şimdi soruyu. Hiç hatırlamayanlar için. Dümdüz normal yoldan sorayım. Sekant alfa nedir? 1 bölü kos alfa. Bilenler de bu anlattığım o yoldan yapmaya çalışsın. Aynı cevabı bulacağız bakın. Sin alfa bölü kos alfa eşittir 4 oldu. Şimdi bakın payda eşitlersek burası e, payda eşitlememize gerek yok. Zaten öyleymiş. 1 eksi sin alfa bölü kos alfa. Neye eşit? 4'e. Dikkat! 1 artı sin alfa bölü kos alfa zaten bu da bakın. Yapayım. 1 bölü kos alfa artı sin alfa bölü kos alfa. Gördüğünüz gibi. Haliyle bu bana neyi getiriyor? 1 eksi sin alfa ile 1 artı sin alfayı çarparsan zaten 1 eksi sin kare alfa değil mi? Aynı şekilde kos alfa ile kos alfayı çarparsak payda ne geldi? Kos kare alfa geldi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. T diyelim. Böylece cevap 4T oldu. Şimdi dikkat edelim lütfen. 1 eksi sin kare alfa zaten neye eşittir? Kos kare alfaya. Aşağısı zaten kos kare alfa. Böylece 1 eşittir 4T geldi. T de arkadaşlar 1 bölü 4 oldu. Gördüğünüz gibi bilmediğim bir ifadeyi sormuştu ama tamamen Buradaki 1 eksi sin karenin kos kareye eşit olmasından yararlanarak temel özdeşlikle yaptık. Diğerinden de yapılabilir onu da göstereyim. Bakın bunların ikisini bilenler direkt çarparsa sekant eksi alfa tan alfa sekant artı tan alfa. iki kare fark olur. Sek kare eksi tan kare alfa eşittir. Bunu yine bilmiyorum. 4T diyeceğim. Sekant kare alfa tan kare alfa artı 1 olduğu için tan kareler gidecek. Yine cevap bakın 1 eşittir. 4T'den 1 bölü 4 olacak gördüğünüz gibi. Tamam mı? Çok sorulan bir soru modelimiz var arkadaşlar. Ben bunu yine böyle trigonometri tekrarı yaptıkça özellikle 11. sınıf kısmında ara ara yine bu modellerden yerleştireceğim. Sınavda birkaç kere sorulduğu için kitaplarda da çok görüyorum bu soruyu. Şekilde bir dik üçgen verilmiş bakın. Herhangi bir kenarı veriyor bize. Harfli de verebiliyor, sayılı da verebiliyor fark etmez. Bir de yine bir açı veriyor. Bunlardan yararlanarak herhangi bir kenarı soruyor bize yine. Özel bir şey yok. Açı özel değil. Kenar özel değil. Hiçbir şey özel değil. Ve herhangi bir özel olmayan yine kenar bulacağız. Nasıl yaparız? Bir kere burada açıları ne olur ne olmaz taşımak lazım. Ne demek o? Şimdi alfa ise buraya beta derim ben. Şurasının da bir alfa olduğunu görürüm bakın. Tamam mı? Böylece. Sonra yine 90 alfa betadan lazım olursa buranın da beta olduğunu görürüm. Bunlar bir kenarda dursun. Şimdi artık şuradaki alfayı ve buradaki alfa'yı kullanmak gerekebilir. İkincisi ben bunu tan alfa'yı kullanarak nereye varmam gerekiyor? AB kenarına varmam gerekiyor. O zaman şöyle bir şey yapabilirim bakın. Şu C açısındaki alfa'dan yararlanarak buradaki alfa'dan yararlanarak bulmam gereken kenara x diyeyim. Zaten x bölü tan alfa eşittir normal şu an x bölü tan alfa yani bu kenar olan tan alfa hatta ona önce z diyeyim bakın x böl Allah onu da silince soru gidiyor pardon x bölü z diyorum bakın ona iyi eşit tan alfaya normal karşı bölü komşu yaptım tan alfaya z diyerek ama normalde zaten bu z dediğim şey tan alfa olduğu için x bölü tan alfa eşittir tan alfa oldu içler dışlardan x eşittir tan kare alfa oldu tamamen bu şekilde arkadaşlar temel trigonometri bilgilerimizle yapacağız şekilde sorularda birkaç tane bundan sorduğum için Normal sınıflarda da yapıyoruz. Ee, aynı zamanda zaten kitaplarınızda da bol bol var. Bir tane daha böyle farklı bir tane göstermek istedim. Sonra yine yerleştireceğim. Bundan çünkü tonlarca soru üretilebilir. Hem işin içinde bir sürü diklik var hem de böyle alfaları taşıyabiliyoruz. Trigonometrik bağıntılar zaten dört tane. Sinkos, tankos şeklinde. Evet bu soru karşınıza gelmiş olabilir. Ee, i̇lk defa görenler de olabilir. Temel bir bilgiyle alakalı soru. Yine de çözelim bakın şimdi. Ee, ne soruyor? Aşağıda yarı çapı kök 6 bölü 2 birim olan ve bir kenarı pi bölü 2 birim olan daire ile kare verilmiştir. Yarı çapı kök 6 bölü 2 tamam. Kenarına yazalım. Ee, bunun da bir kenarı pi bölü 2 imiş. Evet. Pembe kısmın alanı s2 imiş. Mavi kısmın alanı s1 imiş arkadaşlar. Ve bizden ne istiyor? Tan s1 bölü kod s2. Diğer tarafta da mavi kısmın uzunluğu a'ymış. Pembe kısmın uzunluğu b'ymiş. Orada da sin A bölü sin B'yi istiyor arkadaşlar. Buna göre bakalım şimdi ne söyleyebiliriz. Ee, şimdi bakın bir kere şu dairenin alanı alan mı? Çev ha, alandan bahsetmiş. Çevreden bahsetmemiş. Alanı pi r karedir ya r de kök 6 bölü 2 olduğu için pi çarpı 6 bölü 4'ten 3 pi bölü 2 olacak bakın. A Toplam alan. Toplam alan yazayım. Sonra karenin çevresi de normal 4a'dan dolayı ne olur? 4 çarpı pi bölü 2'den 2 pi oldu. İşte bunlar bizim için arkadaşlar özel açılar malum. O zaman dikkat et. Tan s1 bölü kod s2. Tabii ki alanın trigonometrisi falan diye bir şey söz konusu değil burada. Normal s1 artı s2. Buna s1 buna da s2 demişti ya. s1 artı s2 ne geldi? 3 pi bölü 2. O zaman ben S2 gördüğüm yere 3 pi bölü 2 eksi S1 yazabilirim. Haliyle bana şunu anlatıyor. Tanjant S1 bölü kotanjant 3 pi bölü 2 eksi S1. Neye bakacağız bundan sonra? Kotanjant 270 olduğu zaman tana döner. Üçüncü bölgede tanjant ve kotanjant pozitiftir. Tan S1 oldu. Yukarısı zaten tan S1. Demek ki Bakın birmiş gördüğünüz gibi. Tamam mı? Sonra geliyorum şu sorduğuna. Yine bize A artı B yani toplam çevreyi 2 pi olarak vermiş. O zaman bakın sin A aşağıya da ne yazarım? B gördüğüm yere sin 2 pi eksi A. İndirgemeden dolayı sin üstte 4. bölgede 200 şey 360'da isim değişmez ancak işaret negatiftir. Böylece arkadaşlar bu da ne geldi? Eksi 1. Bakın soldaki ifadeyi artı bir bulduk. Sağdaki ifadeyi eksi 1 bulduk. Toplamları soruluyordu. Cevap sıfır geldi. Ekstra özel bir yorumumuz yok aslında. Tamamen indirgeme ile ilgili şeyleri yaptık bakın. Yine de sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen sorun arkadaşlar. Bir basit bir şeyi hatırlatmak için bir soruyu yine göstereceğim. Şimdi bakın ee, neye bakacağız? X artı 2'ye 90 verilmiş soruda. Bazen arkadaşlar bunlarla ilgili sorular nasıl oluyor? Hatırlayın. İşte X artı 2'ye veriyor. Böyle 90. Sonra gidiyor mesela 3x artı 5 y'li falan bir şey soruyor. Biz ne yapıyoruz? Ee, hatta 4 y yapayım. Ya 2 y'yi 4 y'ye çevirmek için bu denklemi 2 ile çarpıyoruz. 180'e eşit oluyor. Ya denklemi 3x'e benzetmek için 3 ile çarpıyoruz. 200'e benziyor. Ama bu soruda öyle bir şey yapmaya çalışsanız da olmayacağını fark etmeniz lazım. Burada ne var biliyor musunuz? Burada arkadaşlar x artı y ile y'yi toplayın bakın şu ifadede. x artı y artı y x artı 2 y eşit. O zaman bu 90. Toplamları 90 derece olan açıların neydi? Sinleri koslarına eşit. O zaman bunun oranı 1'dir. Yine x eksi y ile 3y'nin toplamı 90. O zaman yine tanjantla kotanjant burada birbirini 90'a tamamladığı için birbirine eşit. Demek ki bu da 1'miş. Bu yüzden 1 eksi 1'den cevap 0 geldi bakın. Gelelim bu soruya şimdi. Evet güzel. 23. soru. Sona doğru da yaklaşıyoruz artık. Sin x eksi cos y eşitleri 1 bölü 2 olduğuna göre cos kare x artı cos kare y artı cos y. Toplamının sonucu kaçtır diye soruldu sorulmuş. Şimdi burada e, aslında bu ders koymak istediğim birkaç soru vardı ama onu diğer ders e, soracağım kesinlikle. Bu alabileceği en büyük değer ve en küçük değerle ilgili bir şey sormam lazım. Çünkü MEP kitabına da yerleştirmiş. Bakmamız gerekiyor. Ne olur ne olmaz. Bütün ayrıntılar bir e, dursun. E, pardon. Şunu yanlışlıkla açtık. Şimdi bakın. Burada e, fark ettiniz mi bilmiyorum ama Cos kare y artı cos y. Ve işin içinde 1 bölü 2 var. Bu aslında cos y artı 1 bölü 2'nin parantez karesini hatırlatıyor bana. Özdeşliklerle aramızın çok iyi olması lazım. Bakın. Cos y artı 1 bölü 2'nin karesi. Cos kare y artı cos y. Çünkü birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı 1 bölü 4'tür. Sadece burada ne yok? 1 bölü 4 yok. O zaman ben şu pembe ile taradığım yerin ne olduğunu görürüm. Cos y artı 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yok. Eksi 1 bölü 4'ü e en kötü çıkarırım yani. Ne olacak? Dolayısıyla o zaman arkadaşlar dikkat ederseniz zaten üstte sin x neye eşit? 1 bölü 2 artı cos y'ye eşit. Her iki tarafın karesini alırsak sin kare x eşittir. Bu ifadenin karesi gördüğünüz gibi. O zaman ben artık 1 bölü 2 artı cos y'nin karesi yerine ne yazarım? Sin kare x yazarım. Tamam mı? Gördüğünüz gibi pembe ifade önce cos y artı 1 bölü 2'nin karesi eksi 1 bölü 4'tü. Sonra bir baktım 1, 1 bölü 2 artı cos y'nin karesi sin kare x eşit geldi. Artık bunun yerine sin kare x yazdım. Şuradaki ifadenin de cos kare x olduğuna dikkat edin. Artık sorunun sonu cos kare x'i ekledim. Pembeli olan kısım sin kare x eksi 1 bölü 4 geldi. Böylece kos kare artı sin kare zaten 1'dir. 1 eksi 1 bölü 4'ten de cevap bakın 3 bölü 4 olmuş oldu. Sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen sorun. Özdeşlik tekrarı gibi yapıyoruz aslında bir nevi bakın ilk taraflarda aslında. Şimdi gelelim buraya. İndirgeme ile ilgili bir sorumuz. Tabii ki indirgemeyi de hatırlamamız gerekiyor. Şimdi Cos 96, sin 174, tan 6. Neye göre yapacağız bunları? İster 180'e göre yap, istersen de 270'e göre, 90'a göre fark etmez. Bir yerden başla sonra tamamlarsın. Şimdi buna göre arkadaşlar cos 96 hemen burada bir dakika a neye demişiz biz ya dur bakayım bir soruyu ben burada kesip alırken şimdi sizin kağıtlarınızda soru vardır. Bir bakayım arkadaşlar, kağıtlarda soru var ama ben soruyu keserken eksik kesmişim. E, neye A demiş orada bir bakayım. Sin6'ya A demiş arkadaşlar, e, önünde kağıdı olmayanlar için de söylemiş olayım. Çünkü orada görmedim bir şey. Sin6'ya A demiş, ben onu buraya alırken kesmemişim. Normal sizin pdf'lerinizde var ama. Sin6 A, buna göre bakalım şimdi. Burada arkadaşlar ne söyleyeceğim? Cos 96 o zaman neye eşittir? Eksi sin 6. Neden? 90 artı 6. ikinci bölgede kosinüs negatif. Sonra sin 174. 180'den 6 eksik. ikinci bölgede sinüs. Aynı işaretleri değişmez. Sin 6 oldu. Aşağısı da tan 6. Böylece eksi 2 sin 6 bölü tan 6 oldu. Eksi 2 sin 6 bölü sin 6 bölü kos 6 arkadaşlar. Dolayısıyla sin 6'lar gitti. Cevap ne geldi? Eksi 2 kos 6. Hemen dik üçgen çiziyoruz. Çünkü artık sin'i biliyorum ben. Sin 6. A bölü 1 bakın. Komşu bölü hipotenüs. Karşı bölü hipotenüs. 1 eksi a karenin kare kökü oldu. Demek ki kosinüs 6 da neye eşitmiş? 1 eksi a karenin kare kökü. Eksi 2 olduğu için önünde cevabımız gördüğünüz gibi B şıkkı oldu. Bu şekilde bakın. Artık nereye geldik? Son soruya değil mi? Evet bitti herhalde. Evet son sorumuzdayız artık arkadaşlar. Yapmam gereken kısımları ilk kısımda yaptık ama dediğim gibi trigonometri daha devam edecek merak etmeyin. Kök tanjant x eksi kotanjant x 3 verilmiş. Tan kare x eksi 11 tan x işleminin sonucu nedir diye soruluyor. Şimdi tabi burada ee, birazcık yine özdeşlik kullanacağız. Şu 11 çok alakasız duruyor değil mi ilk bakışta? Yani onu elde etmek lazım. Şu tan x eksi kot -X, x mevzusunda da işte deneyeceksiniz. E, mümkün olduğunca çarpanları ayırma biraz unuttuğunuzu hissediyorsanız, bazı noktaların eksik kaldığını düşünüyorsanız lütfen arkadaşlar çalışın derim. Çünkü gerçekten olur olmadık yerde karşımıza geliyor. Artık güzelce çalışırsanız hissederek yapıyorsunuz soruları. Bakın şimdi burada önce her iki tarafın karesini alırsak tan x, artı kot x eksi 2 çarpı tan x çarpı kot x'in kökü eşittir 9 oluyor değil mi? E zaten tan x çarpı kot x nedir? 1. Demek ki tanjant x hatta t artı c diyeyim kısaca neye eşit oldu? 11'e. Gördüğünüz gibi artık t artı c'nin aslında gerçekten bir anlamı varmış. Böylece t artı c 11 olduğuna göre ve benden gerçekten de neyi istiyor arkadaşlar? tan kare x eksi 11 tan x. O zaman ben kotanjant gördüğüm yere 1 bölü tanjant yazabilirim. Yo niye eksi yapıyorsunuz ki onu? Her iki tarafın karesini alıyoruz. Eksi değil orası. Birincinin karesi artı ikincinin karesi eksi. Zaten o eksiyi burada kullandım ben. Tamam mı? Eksi yapan arkadaşımızı uyarmış olayım. Haliyle eksi zaten 2'nin önünde. Dolayısıyla arkadaşlar t artı 1 bölü t eşittir 11 oldu. Böylece bizden tan kare x eksi 11 tan x istiyor. Orada da ne söylerim? t kare artı 1 eşittir 11 tan x olur bakın. İçler dışlar yaptım. Artık ne yazacağım? 11 tan x gördüğüm yere dikkat edin lütfen. t kare 11 tan x gördüğüm yere de ne yazıyorum bakın? t kare artı 1. Zaten o tan kareydi. Haliyle t kareler gidecek. Cevabımız eksi 1 olacak bakın. Bu şekilde bu mevzuyu da bitirmiş olduk. E, Trigonometri de arkadaşlar bir sonraki ders artık birinci kısımdan bazı şeyleri yine söylemeye devam edeceğim ama ters trigonometrik fonksiyonlara kos teoremine ve sin teoremine girebilirim. Birazcık daha vaktimiz olduğu için çok dert etmiyorum. Trigonometriyi biraz yayayım ki Olur da bu sene 3 soru yerine 5 soru gelirse her şeye hazırlıklı olalım. Bunlardan da yine zor çıkacakmış gibi davranalım. İlk kısımlarda istesek de bu kadar zorlayabiliyoruz. Ama gittikçe düzeyi artacak tabii bunların. Çarşamba günü arkadaşlar görüşürüz. Orada artık matematik yapmaya devam edeceğiz. Trigonometri muhtemelen yine. Ya geometri değilse trigonometriye devam edeceğiz. Geometride de dönüşümlerde. Görüşmek üzere arkadaşlar. Oruç tutanlar için ve yemek yiyecekler için hem afiyet olsun hem de hayırlı iftarlar. Görüşürüz.